Keşfedilme, hayalimiz var. Keşfedilme hayali de ben size gerçek endüstrideki terimini söyleyeyim. Dream contract. Hayal. Yani rüya, hayal değil. Hayal gerçek olmayan. Rüya şey, varlığı olur. Yani neyse. Söyleniş gereği rüya kontrat deniyor. Ben bizzat bu rüya kontratlardan alan birisiyle tanıştım. Filmin adı ve adamın gerçekten hayranı oldum. Hem bize özel konuşma yaptı. Biz 20 öğrenci falandık. Bize konuşma orada anlattı. Yani şeyde anlatmadı. Herkese anlatmadı bir konu. Biz soru sorduk, o cevapladı. Ondan sonra da ben işte adamı şey Santa Barbara'da bir kafede yakaladım. Bir şeyler sordum falan. Adam gerçekten hoşuma gitti. Yanlış hatırlamıyorsam filmin adı Someone'dı. Someone. İlk büyük bütçeli filmi. Ondan önceki yaptığı iki tane film festivaline yolladığı filmi anlattı. İşte ilki bayağı düşük bir bütçe. İkincisi Los Angeles'tan bulduğu başka bir yani düşük bütçe yapımcılarından biri. O yani yeni mezun olmuş. 500 bin dolara çekiyorlar. İkinci filmi de bütün hepsi uzayda geçiyor. Ama şey uzayda kaybolmuş bir astronot. Uzayda kaybolmuş bir astronotun hikayesi. Yani bütün film şeyde geçiyor. Annesinin babasının yani Parents House ve annesinin babasının evinin bahçesine uzay gemisi yapmış bu. Yani şu kadar bir yere bir uzay gemisi şeyi yapmış, dekoru yapmış. Bütün film onun içinde geçiyor. Sanki adam gerçekten yukarıdaymış. Çünkü şey, dünyada bir şey oluyor galiba. Bu uzayda kalıyor, unutuyorlar bunu falan. Savaş mı çıkıyor, bir şey oluyor. Bu sürekli olarak dünyadaki anılarını düşünüyor falan. Film böyle bir şey. Neyse, ikinci filmi o. Üçüncü filmi Someone. Gene uzayla ilgili. Ama bu ikinci filmini yaptığı zaman, o annesinin babasının bahçesinde dekor yapıp yaptığı zaman, yanlış hatırlamıyorsam Universal bunu izliyor. Film festivalinde. Bu adama bizim bu Dream Contract dediklerimizden bir tanesini veriyor. Hayal kontratı, rüya kontratlardan birisini veriyor.